Muhtar amca, bizim öğretmenimiz de aynı sizin gibi konuşuyor. Ormanları korumalıyız diyor. Babalarınıza söyleyin, her sene mutlaka bahçenize olsun, köyün etrafına olsun bir ağaç dikin diyor. Biz de geçen hafta öğretmenimizle, öğretmenimizin dediği gibi babam ile birlikte bahçemize bir ağaç diktik. Aferin Ayşe kızım, ne güzel yapmışsınız. Tebrik ederim. Zaten biz de öğretmeninizle zaman zaman bu konuları konuşuyoruz. Sizin diktiğiniz ağaçlar sayesinde yakında köyümüzün etrafı komple orman olacak. Ne kadar güzel, tebrik ederim. Ne kadar güzel söylediniz muhtarım. Çocuklarımıza bu tür bilgileri aktarmak lazım. Sizin zaten vatan ve bayrak sevdanızı bilmeyen yok. Oo, çok güzel Ayşe kızım, aferin. Biliyor musun, o güzel sözü yüzyıllar önce Peygamber Efendimiz söylemiş. Bize çevre bilincini anlatan çok güzel bir sözdür bu. Öğretmeninize de çok çok selamı söyleyin. Çok teşekkür ederim. Sizinle gayet güzel ilgilenmiş. Orman Bölge Müdürlüklerine giderler. Oradan ise ücretsiz ağaçlar alabilirler. Bak, buradaki bütün arkadaşlarınız da duysunlar. Okullarında öğretmenleriyle, anne babalarıyla her tarafa ağaç dikmek için çok gayret etsinler. Hadi bakalım. Bu tür bilgilere toplum olarak hepimizin ihtiyacı var. İnşallah toplum olarak hepimiz bir gün bu bilince sahip oluruz. Hepimizin bu cennet vatana borcumuz var. Yapmamız gereken işlerimiz var. Kaç kere anlat. Kimisi burada çöpünü bırakır, kimisi ateşi yakar bırakır, kimisi denizleri kirletir. Ondan sonra Türkiye'nin her yerinden yangınlarda çıkar, doğal afetlerde eksilmez. Ama biz bunu, kim yapacak bunu, kim düzeltecek? İnsan olarak biz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Vatandaş olarak bizim üzerimize düşen görevlere harfiyen uygulamamız lazım. Bak, artık bunları da ciddiye almanız lazım. Tamam mı? Burada ormancı, tamam, ben görevliyim. Ama her şeyi benden beklemeyin. Siz vatandaş olarak üstünüze düşen görevi yapın. 100 kere, 1000 kere söylüyoruz. Ormanlara girmeyin. Piknik alanlarında yangın çıkaracaksınız diyoruz. Mangal yapmayın diyoruz. Anlamaz mı bu insanlar? Alperen evladım, sen hemen Orman Bölge Müdürlüğü'nü ara. Gereken tedbiri alsınlar. Ben de köylüleri toplayacağım. Su tankerleriyle, traktörlerle hemen orman mahalline gidiyoruz. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket atlattık. Çok şükür hem köylülerimizin hem de Orman Bölge Müdürlüğümüzün üstün gayretleriyle yangın çok kısa sürede söndürüldü. Allah'tan, yani iyi ki zamanda hemen müdahale edildi. Böyle bir cemiyetlerde elinden gelen her şeyi yapar. Hadi kızım. Üç adım. Allah. Piknikçilerin yapmış olduğu büyük bir hata var. Piknik alanına mangal götürmüşler. Et yiyeceğiz, köfte yiyeceğiz derken mangal devriliyor. Ve arka taraftaki piknik alanındaki bütün ormanlarımız yanıyordu. Hemen fark etti. Kendi çabasıyla bir miktar söndürdü. Geçmiş denizden taşır yerleşim alanları, Oğuz boyundan gelmiş cesur akıncıları, çayırlar ala güneyler koca dereleriyle, yiğit ormancı korur ormanları kırları, yiğit ormancı korur dağları bayırları.